Seçilciğim, yeni bebeğimizin altını mı bezledin? Yeni bebeğin altını bezledim. Yeni, en yeni, en son çıkan. Yani babası X Pro 3 sorun çıkartmadı ama sanki anne X100V birazcık sıkıntı yarattı değil mi bir çocuğu verirken bize? Ee, biraz öyle oldu. Ama şimdi bezi açacağız, değiştireceğiz, temizleyeceğiz ve sunum yapacağız. Sevgili dostlar merhaba. Bugün karşınıza bir ürün inceleme ile çıkıyorum. Fuji filmin en son bebeklerinden bir tanesi yeni doğmuş e 4 Artıları var, eksileri var ama göz ardı edilemeyecek kadar ilginç ve şaşırtıcı bir kamera. Hadi o zaman incelemeye başlayalım. Ben Erdin Çamaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Bu içerik hoşunuza giderse ve ilk defa bu kanalı ziyaret ediyorsanız umarım abone olarak bu kanalın büyümesine yardımcı olursunuz. Sevgili dostlar XE4, Fuji filmin X Pro 3 ve X 100V gibi Range Finder sınıfına sokabileceğimiz en yeni makinesi. Fuji film kamera serisinin fiyat bandının tam ortasına yer almasına karşın birçok açıdan abilerini aratmayacak teknik özellikler ile donatılmış olarak pazara sunulmuş. Görüntüsünün sadeliğine karşı harika foto ve video özellikleri ile içine daldıkça oldukça ilginç özellikler ortaya çıkartıyor. Sırayla gitmek gerekirse dış görüntüsünün en sade kısmı olan ön kısımda yalnızca bir ön çark var bu çark ile yerine göre enstantane yerine göre diyaframı menü içerisinde de yerine göre film simülasyonları ya da seçenekler arasında dolaşma hatta klik ile onaylama bile mevcut. Üst kısımda perde hızı çarkı onun da üstünde Klasik A, A'nın yanında bir de P seçeneği var. A ve P seçeneği artı diyaframdaki A seçeneğiyle kendi aralarında değiş tokuş yaparak gerekirse diyafram öncelikli, gerekirse enstantane öncelikli, gerekirse de full manuel olarak kullanabiliyorsunuz makineyi. Sağdaki çark pozlama telafisini sağlarken önündeki işaretsiz tuş ISO seçeneğini ayrıca Q butonuyla da oldukça geniş, 16 seçeneği kendinizce ayarlayabileceğiniz bir Q menüsüne de sahip. Arka tarafa gelince 5 tuş ve bir joystick görüyorsunuz. Sol üstte bulunan drive tuşu bu makinenin kalbi niteliğinde. Fiziksel olarak ulaşamadığınız videoya buradan ulaşıyorsunuz. Hemen sağındaki play tuşu ile çektiğiniz resimler ve videolar arasında gezinti yapıp onları yeniden görebiliyorsunuz. En sağdaki üçüncü tuşta AE Lock ve AF Lock. Joystick'in hemen altında ise menü butonumuz var. Menünüzü açıyor. Hemen altında da display seçeneğiniz var. Sevgili dostlar sol taraftaki EVF'in görüntüsü ve keskinliği küçük olmasına rağmen gayet yeterli. Ve çok da süratle alışıyorsunuz. Bununla da yetmiyor. Çok arzu ederseniz gözünüz bozuksa EVF'in solunda göz bozukluğunu düzeltme çarkı da mevcut. Bu da bu da benim gibi körler için oldukça işi kolaylaştıran bir kısım. Ekranın yukarı aşağı açılma şekli bel hizasından fotoğraf çekenlerin çok sevindirecek bir özelliğidir. Bununla da yetinmiyor. Ekranı vlog çekenler ve selfie yapanlar da gayet güzel bir biçimde yukarı kaldırarak ekranı bu şekilde de rahat bir biçimde kullanabiliyorlar. Sevgili dostlar en alttaki display düğmesini basılı tutarak karşınıza işlev ekranı ya da ben ona fonksiyon atama ekranı çıkıyor karşınıza ve bunun dört tanesi ekranda olmak üzere toplamda da 7 tane fonksiyon atama seçeneği veriyor size. Sevgili dostlar menü incelememize muhtemelen en çok kullanacağınız drive düğmesinden başlayalım. Drive düğmesine bastığınızda fotoğraf seçeneğiniz var. Yüksek hızlı patlama ki bu yüksek hızlı patlama mekanik perde hızında 8 kare saniye çekiyor. Elektroniğe getirirsek eğer bu seçeneğimizi, evet, elektronik enstantaneye getirirsek o halde burada çok rahatlıkla 30 kareye kadar çıkabiliyoruz ama e, 20 kareden sonra saniyede 30 kareyi 1.25 bir cropla beraber veriyor. Devam edersek düşük hızlı patlamada 5 frame'e kadar var veriyor. Bütün bracketing ayarlarınız buradan. ISO bracketing, beyaz dengesi bracketingi, otomatik pozlama bracketingi, çok güzel bir HDR fotoğraf çekme özelliği var. Panorama seçeneği burada, İleri filtreler seçeneği burada ve daha önce de belirttiğim gibi video seçeneği buradan karşınıza çıkıyor. Menüyü fotoğraf modundayken açar iseniz burada Fuji filmin klasik IQ, AFMF, çekim ayarları, flash ayarları ve video ayarlarının yanı sıra genel ayarlar da var. Video ayarları fotoğraf modunda son derece basit bir modda dururken eğer drive drive'ınızı video moduna getirirseniz ve tekrar menüye girerseniz karşınıza bambaşka inanılmaz detaylı bir video menüsü seçeneği karşımıza çıkıyor ki Burada arzu ettiğiniz bütün profesyonel ayarları yapabileceğiniz kadar geniş bir menüye sahip. Ama biz fotoğraf menüsünden başlayalım ve menüyü incelemeye alalım. Ve tabii IQ'dan başlayalım sevgili dostlar. IQ'da diğer abilerindeki gibi görüntü boyutu, görüntü kalitesi, ham kayıtla beraber film benzetimine buradan ulaşıyorsunuz. İster ön çaktan değiştirin, ister direkt olarak arkadaki joystick'ten değiştirip seçeneğinizi işaretleyebiliyorsunuz. JPEG çekimlerindeki ince ayarlar bunda da mevcut. Tane etkisi, krom rengi efekti, renk krom, fx mavisi, beyaz dengesi, beyaz dengesine de buradan ulaşıyorsunuz sevgili dostlar. Dinamik aralığı öncesi, burada arzu ederseniz güçlü, otomatik ve zayıf ya da kapatırız. Kapatırsanız eğer, o zaman da devingen alan seçeneğiyle karşınıza çıkıyor. Ton eğrisi, renk keskinliği, yüksek ISO, berraklık ve ben, uzun pozlama ve benzeri bütün ayarlar sizde burada oluyor. Arzu ederseniz de bu kameradan çekmiş olduğunuz RAW fotoğraflarınızı da menüden doğrudan doğruya bu ayarları gerçekleştirip istediğiniz şekilde JPEG'de dönüştürebiliyorsunuz. AF-MF odak alanından tutun odak kipine, AF kipine... AFC özel ayarlarına, vesaire vesaire buradan devam ediyorsunuz ta ki yüz göz tanımına kadar yüz göz tanımında da size dört tane seçenek veriyor göz tamamen kapalı olabilir göz otomatik olabilir sağ göz öncelikli ya da sol göz öncelikli ki bu iki öncelikten bir tanesini tercih etmenizi tavsiye ederim daha net takibe sahip bu seçenekle beraber kafası karışmıyor çoğalması solumu takip edeyim sağımı takip edeyim verdiğiniz komuta uyuyor. Onun haricinde burada da diğerlerindeki gibi AFMF yardımı var ve bildiğiniz bütün diğer arzu ettiğiniz bütün diğer seçenekler mevcut. Sevgili dostlar bütün özel ayarlarınızın hepsinin bu çekim ayarlarında bulunduğunu lütfen hatırlamaya çalışın. Bu spor bulma modundan ön çekmesi kendi kendine çek yani 2 saniye da 10 saniye sonra harekete geçiren ki ben bunu genellikle bir fonksiyon tuşuna atıyorum ve zamanlayıcı ışığıydı bakın bütün bracketing ayarları burada ara zamanlı çekiminiz burada ki bu biliyorsunuz time lapse olarak da geçiyor ve sonsuza kadar da seçene seçeneğiniz var film benzetim dizisi ayarı, focus bracketing ayarı, çoklu pozlama kontrolü, enstantane tipi ki bunu biz genellikle ben daha doğrusu mekanik artı elektronik olarak ayarlıyorum ki her iki dünyanın da en iyi tarafını kullanıyorum. Aşağıda da yazıda gördüğünüz gibi ME yani mekanik artı elektronik 1 bölü 4000 saniyeye kadar mekanik olarak ondan sonra 32, 1 bölü 32 bin saniyeye kadar da elektronik olarak çalışır ve devreye girer. Titreme azaltma, IS kipinin kapalı olması üzerindeki mevcut lensin o işsiz olmasından kaynaklanıyor. Otomatik ISO ayarlamaları da buradan gerçekleştiriyorsunuz. Buradan istediğiniz ayarları yapıyorsunuz. Flash fonksiyonları, kırmızı düzeltme vesaire. Ve burada video ama video menüsü buradan incelemeyeceğiz. Video menüsü için buradan çıkacağız. Drive'dan video seçeneğine geldikten sonra tekrar menüye gireceğiz. Ve burayı biraz derinden inceleyeceğiz sevgili dostlar. Emsali son gibi aşağı yukarı aynı özelliklere sahip. Hatta aşağı yukarı değil galiba tamamen aynı özelliklere sahip. Aynı tek teknik özelliklere sahip. Full HD 60 FPS'ye kadar ve 4K'da 30 FPS'ye kadar bunlar da 200 megabit saniyelik veri kaydıyla beraber gerçekleştirme seçeneğe sahip. Bu seçenekler de size ortalama 30 dakikalık limitlenmiş bir kayıt süresiyle gerçekleştirebiliyorsunuz. Dosya biçimleri aynen yine xs sondaki gibi MOV ya da MP4 H264 olarak mevcut. Full HD yüksek hızlı kayıt 240p'ye kadar. Full HD'de 240p'ye kadar. Eğer açarsanız göreceksiniz ki bunu 24p'de yaparsanız 10 kata kadar yavaşlatabiliyorsunuz videonuzu. Onu çekim anında gerçekleştiriyor sevgili dostlar. Ama biz bunu tabii kapalı tutalım şimdi. Kullanmadığın zaman da kapatmayı unutmayın. F log kaydını açmak istiyorsanız yine aynen bu şekilde buradan açıyorsunuz kapatıyorsunuz. 4K film çıkışlarını buradan ayarlıyorsunuz. Full HD çıkışlarını buradan ayarlıyorsunuz. Bütün HDMI kontrolleriniz buradan yine. ISO'yu buradan ayarlıyorsunuz, ar arzu edersiniz. Üstten de ayarlıyordunuz. Zebra seviyesi. Sevgili dostlar, zebra seviyesini video ayarlarını mutlak surette açın. Ve daha önce de bunu belirtmiştim size. Benim ayarım %80 ile %100 arasında konumlandırmanız gerekiyor. Ben bunun %95'e en etkili bölüm olduğunu gördüm. Ve şu bölümü açarsanız video için optimize edilmiş kontroller. O zaman çıktığınız zaman buradan şurada göreceksiniz ki set bölümü var ve bu set bölümünden arzu ettiğiniz bütün ayarları direkt olarak ekran üzerinden yapıyorsunuz. Menüye geri döndüğümüzde devam edersek eğer tali lambasını buradan ayarlıyorsunuz. Aynı şekilde burada IQ'dan bütün gerekli ayarlamaları yapıyorsunuz. Hangi film benzetiminde çekecekseniz söz mesela Eterna'yı tercih edebilirsiniz. Beyaz dengesini dediğim gibi mesela şu anda benim beyaz denge ayarım 4000 kelvini ayarlı. Renge dikkat edin göreceksiniz aradaki farkı. Hemen ben bunu 4000 Kelvin'e indiriyorum. Ve bir anda ışıklar doğruyu bulmuş oluyor. Burada da devingen alan ayarlarınız var. Tabi şeyde çektiğiniz için normal film simülasyonu çektiğiniz için burada arzu ederseniz ton eğrisi, renk, keskinlik, yüksek ISO ayarı ve buna benzer bütün düzeltmeleri buradaki IQ'dan video menüsü olarak sizin karşınıza çıkıyor. Dikkat edin fotoğraf menüsü olarak değil. AFMF de aynı şekilde. AFMF'de odak kipinizde seçebiliyorsunuz. AF kipinizde çok alanlı değil daha önce de söylemiştim. Değişken AF olarak seçin. AFC özel ayarlarına, lensinize göre ayarlamalar yapabilirsiniz. Ve buna benzer diğer bütün Xe 10daki bütün ayarlar da burada mevcut. Bu kamerada benim gördüğüm kadarıyla XS10'dan bir parça üstün bir ses düzenleme menüsüne sahip. Gerek dahili mikrofon seviye ayarlarını, harici mikrofon seviye ayarlarını ayrı ayrı kesim, alçak kesim filtresi, rüzgar filtresi ve buna benzer bütün seçenekler karşınıza çıkıyor. Hatta mikrofondan mı yoksa kumandadan mı ayarlayacağınızı dahi buradan seçebiliyorsunuz. İlave olarak burada da daha profesyonel video çekimlerinde yani time code dediğimiz zaman ayarlayıcı, zaman kodu gözlergesi açabilirsiniz. Bunu da o zaman başlangıç zaman ayarını manuel olarak girebilirsiniz. Geçerli saat olarak ayarlayabilirsiniz, sıfırlayabilirsiniz vesaire. Ve en sonunda da burada klasik bildiğimiz kur menümüz var sevgili dostlar. Xe son kadar video ve fotoğraf becerisine sahip ancak IBIS yani gövde içi sabitleyici özelliğine sahip olmayan daha kompakt ama daha ucuz bir makine karşımızda. Sevgili dostlar, e, bu arada bağlantıyı unuttum size söylemeyi. Burada bağlantı olarak USB Type C mevcut. Mikro HDMI var ve mikrofon girişi var. Sağ tarafında herhangi bir şey yok. Alt tarafında ise Bildiğiniz klasik NPV126 pili var. Dayanıyor yani genellikle bütün gün dayanıyor eğer çok yoğun kullanmıyor. Profesyonel şu şutata gitmediyseniz. Hemen yanında tek bir kart slotu girişi var. Yine de ben bunları eksiler hanesine yazıyorum. Profesyonel dünya için. Eksiler hanesine yazarken neden eksiler hanesine yazdığımı daha sonra anlatacağım ben size. Bu yapısının da bir eksi hane daha. Tripod bağlantı noktasının bu kapağı o kadar yakın ki ne yazık ki tripod ayağı bağladığınız zaman buradaki pili tripod üzerindeyken değiştiremiyorsunuz. E buna da çare olarak satmanız gereken bir grip var. Hem konforlu daha rahat oluyor hem de bu bağlantı noktasını biraz daha ortaya kaydırmışlar ve bu kapağı da rahat açıp kapatabiliyorsunuz. Sevgili dostlar bu bilgiler ışığında x -Trans 4 sensör ve X prosesör 4 işlemciye sahip XE4, xe son kadar video ve fotoğraf becerisine sahip olmasına karşın iç gövde sabitleyicisi olmayan daha kompakt bir makine olarak karşımıza çıkıyor. Keşke olsaydı dediklerim. Bir netleme değiştirme çarkı. En azından X100V'deki gibi şuraya koyabilirlerdi ya da buraya koyabilirlerdi. Burası gayet müsait çünkü hiçbir şey yok burada. Bir grip yani hiç olmasa XA7'deki kadar bir grip. Bir de benim açımdan hakikaten olmazsa olmaz fiziksel bir video ile fotoğraf değiştirme fonksiyonu. Eğer bunlar olsaydı Hakikaten bu makine tadından yenmezdi. Ama elbette bu fiyatta olmazdı diye düşünüyorum. Eh bazı şeylerden fedakarlık etmek gerekiyor belli bir fiyata ulaşmak için. Gelelim sonuca. x 4 aynı genleri taşıdığı X-Pro3 ve X100V gibi her ne kadar video kanadında eksiği yoksa da önceliğini fotoğraf çekenlere vermiş olarak görünüyor. Ve özellikle sokak ve seyahat fotoğrafçılığına yönelik tercih yapanların çok seveceği bir makine haline gelmiş. Buna karşın bu... Yana açılan tam artiküle ekranları sevmeyen vlogçuların da ilgisini çekeceğinden eminim. Ha, bana sorarsanız istediğiniz lensi takabilirsiniz ama tahmin ediyorum ki bunu alanlar şu yeni çıkan XF serisi 27 mm f2.8 lens var ya pancake dedikleri şu kalınlıkta. Onu muhtemelen Japon yapıştırıcı ile yapıştırırlar. Buraya bir daha da çıkartmazlar. Ve o şekilde kullanırlar. Evet sokak ve seyahat fotoğrafçıları için güzel bir makine ama profesyoneller için de harika bir B-roll makinesi olarak her zaman yanlarında sıkıntısı bulundurabilecekleri bir kamera olarak da karşımıza çıkıyor. Profesyonel diyorum çünkü her ne kadar çift kart slotuna sahip değilse de bize gösterdiği özelliklere bakımından ben bu kamerayı profesyonel serinin en ucuz kamerası olarak sınıflandırıyorum. Samimiyetle söylüyorum pişman da etmez. Sevgili dostlar Umarım bu içerik bu makineyle ilgilenenler için aydınlatıcı olmuştur. Aklınızda gene de bir takım sorular kaldıysa yorumlar bölümüne onları ilave etmekten katiyen çekinmeyin. Elimden geldiği kadar her sorunuza cevap vermeye çalışıyorum. Bu içerik bunu hak ediyorsa beğenme butonuna hala abone olmadıysanız abone olmayı lütfen unutmayın. Bu sayede bu kanalın büyümesine ve bu içeriklerin daha geniş bir kitleye ulaşmasına yardım etmiş olursunuz. Size veda etmeden önce XA4 ile yaptığım çekimler doğrultusunda yakaladığım görüntüleri paylaşmak niyetiyle. Keyifli görüntüler. Lütfen onları da ıskalamayın. En azından kameranın gerek fotoğraf gerek video becerisinde bir parça sizlere görsel olarak da sergilemiş olurum. sonuna kadar seyrettiğiniz için gene tekrar teşekkür ederim. Huzurla, sağlıkla hoşça kalın. Ben Erdin amaç Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük bu kadar.